Çok lezzetli, çok pratik bir paylaşım yemeğidir. Tavuğun suyu burada haşladığımız, eti de burada. Arpa şehriye pilavı için arpa şehriye yine kavanozla getirdiğimiz domates rendelerimizden bunun da adresini vereceğim. Ve tereyağımız var. İlk olarak sadece domates rendesiyle nefis, böyle azıcık malzemeli bir pilav hazırlayacağız. Serviste de bunları tereyağı ile lezzetlendirip birazcık da dereotu, maydanoz kullanacağız. Peki pilav için ne yapıyorum? Tencereler geç ısındığı için ben altını açmıştım. Arzu edenler bu tarife soğan, sarımsak da kullanabilir. Ama ben sosunda bolca malzeme olduğu için kullanmayacağım. Burada 2 kupa arpa şehriye var. Hemen ocağa alıyorum. Hafif kavuruyorum. Çok fazla değil. Ben arpa şehriyeleri ölçerken bu bardağı kullanmıştım. Aynı bardakla 1 bardak hemen Hatay'dan domates rendemizi ilave ediyorum. Bakın o kadar güzel ki hiç salçaya bile bu tarifte gerek olmadı. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Domates rendesi de pilav tariflerinde sıvı, likit sayılır. Ölçünüzü ona göre ayarlayın. Burada ısıttığım hemen 2 bardakta tavuk suyunu üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir. Şöyle 2. 2 çay kaşığı tuzum var. Kaynamaya başladığı anda küçük göze aldım. Ocağın altını kıstım ve kapağını kapatıyorum. Bugün dediğim gibi programda geçen haftaya göre çok daha iyiyim. Çünkü paylaştığımız bütün firmalar bize teşekkür etti. Satışlarını olumlu yönde etkilemişiz. Ben de buradan beni bu kampanyamda yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle oradaki satıcıların bugün bize dünden daha çok ihtiyaçları var. O sebeple domates rendesi, salça, baharat, zeytinyağı, Malatya'dan kayısılar hepsini sipariş edin. Ne diyorduk? Her sipariş bir destek. Instagram gulşahşen.com.tr'den hem bugün programda kullandığım malzemeleri temin ettiğim firmaları görebilirsiniz. Hem de siz de satıcıysanız bana ulaşabilirsiniz. Ürünlerinizi seve seve kullanırız. Arpa şehriye pilavı suyunu çekmeye başladığı zaman şöyle 1-2 parça tereyağı ilave edebilirsiniz. Hemen bunu da kaşıkla koydum içine. Bu tamamıyla benim tercihim. Unutmayın pirinç pilavı gibi değil. Ara ara suyunu çekene kadar karıştırın. 15-20 dakikada oluyor. Arpa şehriye pilavı tamamdır. Şöyle bir size göstereyim. Böyle pişmeye bir tık kala, hafif böyle çok hafif suluyken ocağın altını kapatıyorum. Burada hazırlamıştım tertemiz bir mutfak havlusu, üzerine örtüyorum ve arkaya demlenmeye alıyorum. Pilav güzelce demlendi, biliyorsunuz güzel bir masa örtüsüne de sarıyorum ki son ana kadar sıcak kalsın. Burada tavukları da lezzetleniyor. Hemen şöyle servis tabağını hatta size göstereyim. Arpa şehriye pilavı da tane tane olur mu? Olur. Servis tabağına bol miktarda pilav aldım. Lezzetlendirdiğim tavukları da alıyorum. Hemen üstüne ilave ediyorum. Hem çok lezzetli, hem çok ekonomik, hem de çok besleyici bir paylaşım yemeğidir. Eğer seviyorsanız üstüne biraz maydanoz ve dereotu çok yakışır.